Sonlar olsun, merhabalar. Bu haftaki konumuz sulandırılabilir kuru kalemler. Zeynep Hanım'la bugün bu konu üzerinden yol alacağız. Evet, ben anlatmayacağım. Ben anlatacağım. Zeynep Hanım yanına eşlik evet, edecek. Evet. Bu arada bu hafta kamerada Nile Hanım bizimle. Orada şimdi ben teşekkür ediyoruz. Ben direkt olarak size devrediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben şöyle başlayayım. Nile Hanım'a da merhabalar. Merhabalar. Sizsiniz çıksın. Tabii ki. Sulandırılabilir kuru kalemlerde Karandaş markası bir zaten şöyle gösterebiliriz. Yani genel reyon olarak zaten çok fazla çeşidi var ama bu haftaki konumuzdan yola çıkacak olursak Supra Color'lar aramış olduğunuz tam olarak sulandırılabilir kuru kalemlerin profesyonel olanları. Çok fazla hani renk geçişleri ve tonları gayet insanı tatmin edici bir sayıda. Metalikleri çok fazla hani belirgin bir metalik tonları var. Harici olarak şöyle ürünü göstermemiz gerekirse şöyle birkaç renginden yola çıkarak hani neden Supra Color'ı tercih etmeliyiz dersek üzerlerinde şu şekilde fırça desenleri mevcut. Bu sulandırılabilir kuru kalemlerin özellikle olanlarının belirtilmiş olması Karandaş'ta. Hem kuru kalem olarak kullanabilirsiniz hem de dediğimiz gibi kağıdınızda sulu boya kağıdınız varsa üzerlerinde detay çalışmak isterseniz üzerlerinden tekrardan fırçanızla geçebilirsiniz ki bunlar pigmente çok güçlü bir malzeme. Tercih edilmesinin sebebi de bir yandan hem markasal olması hem de işçiliğinin pigmentinin güçlü olmasının çok iyi bir şekilde karşılığını veriyor olması. Harici olarak bir de Karandaş markasının Museum akuarelleri var. Bunlar da tamamen pastel kalem formunda görsel olarak ama tamamen bunların da üzerlerinde fırça desenleri mevcut ve Museum akuarel olarak geçiyorlar. Bunlar da aynı şekilde sulandırılabilir kuru kalemler. Arasındaki fark olarak söylemek gerekirse hani Supra Color ve Museum akuarelin aslında Supra Color biraz daha pigmenti akuarele göre daha soft kalıyor. Çünkü akuarel olarak diğeri daha canlı bir pigmente sahip. Şöyle renklerinden de zaten görüleceği üzere çok fazla tercih ediliyor. Ki rengin muhteşem bir. Kesinlikle. Böyle fosforlu renklerin. Bu arada gerçekten arkasındaki renk tonlarını yakalayabiliyorsunuz. Bu hiçbir şekilde sulandırıldığında da rengin pastelleşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Rengin canlılığı kalabiliyor. Bunların akuarellerin, Supra Color'ların setleri mevcut. Çok güzel hediyelik bir şekilde hani tercih ederseniz ya da kendinize bir malzeme takviyesi yapmak isterseniz tabii ki böyle metal kutularda 18'lisi. Renklerini de görelim mi onların? Tabii ki. Orada gölgede gibi kalıyor. Şurada zaten renk kodları yazıyor. Yalnız şu şekilde hani üzerlerinde renk canlılığı çok standart hepsinde aynısını gösteriyor ama şu şekilde içerisindeki olan tonlar şu şekilde parlama yapıyor mu? Şöyle bir. Değil mi? Yok gözüküyor. Evet. Bu 18'li olan seti. Bir de bizim çok sevdiğimiz bir seti var. O kolay çekmiyor. 100 görünümlülüğü istiyor. 120'lisi. Bu tam bir set. Yani benim elimde hepsi var demek. Şöyle yapayım daha. Evet. Renklerin parlaması için. Bir de yeriniz nerede diye bir soru vardı. 3 tane mağazamız ve web sitemizden ulaşabilirsiniz. Evet. Koz Yatağı, Teşvikiye ve Fenerbahçe'de mağazalarımız. Yayınlarımızı genelde Fenerbahçe mağazamızdan yapıyoruz. Ağırlıklı olarak. Ama teşvik göstermiş... ve Koz Yatağı'nda da mağazalarımız var. Buyurun. Evet. O göstermiş olduğumuz mesela Supra Color'ın akuarelinin setleri. Bunlar da mesela Museum akuarelinin karton kutuları setleri. Bunlar da aynı şekilde şu şekilde gösterebiliriz. Renk kartelası şöyle gösteriyor. Şöyle. Evet. Çıktı. Daha iyi oldu. Tabii ki Supra'nın biraz daha dış form olarak metal kutulu olması cezbedici olabilir. Ama ikisi de aynı görevi zaten görüyor.
Bu metal arada, kutular. Sorularda pastel kalemlerle ilgili bir soru gördüm. Geçen hafta anlatmıştık. Direkt olarak geçen haftaki yayınımıza bakabilirsiniz. Bulamazsanız biz de size DM'den yine gönderebiliriz. Şöyle ki, yani bunlar anlatmış olduğumuz Supracolor ve Museum Aquarelle'ler renkli olan sulandırılabilir kalemler. Bir de karandaşın teknolaları var. Çizim kalemi adı altında ben daha böyle koyu tonlar çalışıyorum, siyahın tonlarını elde etmek istiyorum diyen sanatçılarımız ya da öğrenciler olabilir, kullanmak isteyenler. Karandaş'ın teknolaları 3 farklı rengi var. Bunlar da kullanılabilir ve aynı şekilde seri olarak da 9B'den başlayarak serisi H serisine kadar gelir. Bunlar da koyuluk tonuna göre tercih edilebilir. Bunlar da sulandırılabilir teknik çizim kalemleri. Bunu da belirtmek istedim. Daha sonrasında şöyle. Daha sonrasında da bir başka markamız, gene Derwent'in watercolor'ları var. Onlar şu şekilde 12'li, 24'lü, 36'lı ve en yüksek 72'li sulandırılabilir kuru kalemlerin setleri. Şu şekilde gösterebiliriz. Bunların böyle şık bir görüntüleri var. Bunlar biraz daha böyle orta segmente hitap eden bir... Başlangıç da diyebiliriz aslında. Evet, başlangıç da diyebiliriz ama tabii ki malzeme kullanma açısından da tercih edilebilen bir malzeme. Teklileri de aynı zamanda tercih ediliyor. Yani 72 tane rengini ben kendime bir set oluşturmak istiyorum diyen bir sanatçı da adetsel olarak kendisine bir kartela oluşturabilir. Gayet güzel şık renkleri mevcut. Bunların da şöyle üzerlerinde gene karandaşlı olduğu gibi fırça deseni mevcut ki bu kalemin sulandırılabileceği anlamına geliyor. Bu arada bence tekli versiyonlarının bulunmasının ne kadar önemli olduğundan da bahsedelim. Diyelim ki bir set aldınız. Sette özellikle birkaç rengi fazlalıkla kullandınız. Sonrasında bu renkleri tekli olarak direkt bizden temin edebiliyorsunuz. Her yerde bulunmadığını özellikle söylemek isterim. Evet. Harici olarak gene sulandırılabilir kalem formunda olarak mesela Derwent'in bir farklı serisi Inktense'leri var. Bunlar mürekkep bazlılar. Aslında kalem mürekkep bazlı. Daha koyu tonlar, daha canlı tonlar çalışmak isteyen sanatçılar için tercih edilebilir bir kalem. Ama onlar da aynı şekilde water stable, yani sulandırılmaya uygun kalemler. Kuru kalemler formundalar. Derwent'in de gene ama Inktense'lerin adetsel olarak şeyleri yok. Hani ben sadece setlerini tercih edebiliyorum gibi bir seçenek sunabiliyoruz sadece. Teklileri şu anda yok. Bir sonraki markamız da Faber-Castell'lerin Albert Dürer'leri. Onlar da aynı şekilde şu şekilde 120'li bir seti var. Ben bunu şöyle açacağım. Bu da renk olarak çok çok şık duruyor. Şu şekilde 120'li bir set. Bunlar da gene aynı şekilde sulandırılabilir kuru kalemler formunda. Her marka kendine göre tabii ki bir pigment yoğunluğu, pigment güçlülüğü belirlemiş durumda. İşte benim marka olarak Faber bana uygun ya da acaba Derwent bana uygun mu gibi bir şey olabilir. Ben onu deneyimlemek istiyorum diyebilirsiniz ama bu işin biraz daha profesyonel açıdan tercih etmek isteyenler Karandaş markasına yönelebilirler. Sorular varsa soruları alabiliriz. Bu haftaki konumuz biraz böyle sulandırılabilir kuru kalemler üstünde yoğunlaştığımız yayın. Başka sorumuz yoksa canlı yayınımızı dilerseniz sonlandırabiliriz. Bugün biraz renklerle bayağı karıştı izleyicilerimiz. O yüzden çok soru sormadılar. Renkler biraz gözlerini aldı sanırım. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Anlattıklarınız için. Yayınlarımızı takip edebilirsiniz, geri dönüp izleyebilirsiniz. Birçok konuda size bilgiler sunduğumuz canlı yayınlarımız da her hafta devam ediyor. İyi haftalarınız olsun. Görüşmek üzere.